TRT24 YouTube kanalındasınız. Tarık Toros'un yazdığı Ortalık Yine Karışık, Birini Asacaklar başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Türk siyasi hayatında 4 parti kalmış, HDP oyundan atılmıştır. Vardır ama yoktur. Sıradaki ilk seçime girmesinin engelleneceği açıktır. Oyu %10'un altına düşerse buna gerek kalmayacak tabii. 4 parti AKP, CHP, MHP ve İYİ Parti'dir. Babacan ve Davutoğlu henüz kulvarda yoklar. CHP tek başına rejimin sigortasıdır. 18 yıllık AKP döneminde girdiği tüm seçimlerde oy oranı 19'da 26 arasında gidip gelmiştir. Misyonu, rejimin meşruiyetini sağlamak ve alternatif muhalefeti bastırmaktır. Haliyle CHP'nin yaptıkları siyasi hata değildir. Zararsız alanda yüzlerce konuda bağırır, çağırır. Gel gelelim, kritik konularda iktidara öyle destek çıkar ki şaşarsınız. Raydan çıkmak üzere olan rejimi stratejik hamlelerle çizgiye sokar. Selahattin Demirtaş ve arkadaşlarının dokunulmazlıklarını kaldırıp onları hapse tıktıran CHP'dir. Sorsanız OHAL oylamasına destek vermemiştir fakat Yeni Kapı'ya gidip tek adam rejiminin yanında hizalanan CHP'dir. Rejimin resmi söylemine temel hiçbir itirazı olmadığı gibi altında imzası vardır. Mühim bir parantez. CHP'liler korkmasın. Bu rejimde sırtları yere gelmez. Erdoğan'ın meselesi CHP değil. Muhalefetin kendine karşı birleşmesini istemiyor. Millet İttifakı'nı dağıtmaya çalışıyor. CHP'yi bitirmeye değil. Medya mahallesinin misyonu da 3 aşağı 5 yukarı CHP'ninkine yakındır. Çoğunu tanırım. Gazeteci milleti kusura bakmasın, ülkede muhalif basın yoktur. Rejim yargısına, savaş politikasına ses etmeden, OHAL'e teslim olup mağdurlara alan açmadan, Kürt siyasetini yok sayarak, doğruya doğru diyebiliyorken, eğriye eğri diyemeden nasıl gazetecilik oluyorsa o kadarını yapıyorlar. 5-6 farklı medya grubunda, ondan fazla kurumda, 25 sene kadar çalıştığım Türkiye medyasında utanma duygusu yoktur. Sicili ne kadar berbat olursa olsun, ellerini yıkayıp çıkarlar. Sonra döner, dönem belgeselleri, yazı dizileri yaparlar. Biz hancı, politikacılar yolcu masalını anlatmaya bayılırlar. Tek başına Hürriyet gazetesi, Türk basınının tipik iz düşümüdür esasen. Ölümünün ardından gazetede Bekir Coşkun'a tam sayfa güzelleme yapan Ertuğrul Özkök. 11 sene önce maliyeden üst üste vergi cezaları gelince Emin Çölaşan'ı kovan, ardından Bekir Coşkun'la yollarını ayıran genel yayın yönetmenidir. Okurun hafızası yoktur nasılsa. Hürriyet, Özkök'ten sonraki yayın yönetmeni Enis Berberoğlu'na bile sahip çıkamamıştır. Bekir Coşkun, Hürriyet'teki son yazısını 28 Ağustos 2009'da kaleme aldı. Şöyle bitiyordu. Biat etmeyenleri tek tek asıyorlar. Her suç işlediklerinde, her izanlarını, vicdanlarını, akıllarını yitirdiklerinde, işledikleri suça bir suçlu bulmak gerektiğinde ilmiği bir başkasının boynuna geçiriyorlar. Asılanların boynunda hep aynı yafta var. Ortalık yine karışık, birisini asacaklar, diyor Tarık Toros, TR724'deki köşesinde.